Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Doğan Trend grubun standındayız. Burada böyle birçok markayı barındıran bir kuruluş Doğan Trend, bildiğiniz gibi. İşte Piaggio var, Vespa var, efendime söyleyeyim Aprilia var, Suzuki var, Moto Guzzi falan var. Orayı böyle bir komple anlatacağım. Tek tek marka marka girersek çıkamayız. En çok Nuri Efendi dikkatini ne çekti diyen olursa Avrupa'da da çok yaygın olan bu 3 tekerlekli scooterlar dikkatimi çekti. Bunlar bir süredir gelmiyordu. Bu MP3 400 ile 530. Abi bunlar Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da falan böyle B sınıfı ehliyet uyumuyla kullanılabiliyor. Ama ülkemizde yok bu tabii. Ama ben gene de bu 3 tekerlekli scooterları çok seviyorum. Yani daha önce Peugeot'un falan videosunu çekmiştik. Bunlar böyle bir dingilli mingilli, akslı, işte öne araba gibi falan ve çok konforlular. Ben Peugeot'u çok beğenmiştim. Bu aslında bu işin öncüleri bu Piaggio'dur. İlk çıkaranlardan çıkaran şeydir abi, Piaggio'dur. Malzeme kalitesi çok güzel. Yani güzel demeyeceğim, çok güzel. Kocaman bir ekran var, hayvan gibi bir cam var. Aynalar yerli yerinde, malzeme kalitesi yüksek. Tuşlar, muşlar evrensel. Abi fiyat pahalı, evet 360 bin lira ama işte malum hem bu vergi diliminden dolayı hem de önde fazladan teker, akis, işte burada ayak freni var, ne bileyim bir sürü bir teraneleri var. Dolayısıyla fiyatın bu kadar yukarıda kalmasını anlayabiliyorum. Yani bunu neyle kıyaslanır? T-Max'le falan kıyaslayabilirsin. İşte AK550 ile şununla bununla kıyaslanabilir. Ama bu segment benim çok beğendiğim bir segment. Burada da bir küçüğü var abi, 400'lüğü var bunun. Onunla ilgili de böyle ufak tefek bilgi aktarmam gerekirse bunun fiyatı biraz daha makul. 300 bin lira. Ağır tabii bu makineler. Yani bu aks makas işlerinden dolayı biraz ağır. 35,5 beygir. Güçlü makine. Rengini falan, boya kalitesini bununla çok beğendim. Malzeme kalitesi abi Piaggio. Yani tamam pahalı malı, işte böyle efendim İtalyan falan ama adam paranın karşılığını da veriyor yani. Parayı veriyorsun ama güzel malzeme alıyorsun. Çok param olsa bir tane garaja koyarım, öyle diyeyim. Alır biner miyim bilmem. Ama çok param olsa, sınırsız param olsa illa bir tane böyle bir şeyim olsun isterim yani. Böyle el frenli falan. Değişik böyle bir, hani motor mu araba mı desen böyle cevap vermek için 2 saniye düşünmen lazım. Ama makine güzel. Şöyle Vespa'lar, bildiğimiz Vespa'lar 100 yıl geçse zaten aynı tasarımı üretecekleri için muhtemelen Vespa'nın tasarım ofisinde sadece bir kişi çalışıyor olabilir. Ama bunu seven de bir kitle var. Yani şu amblemi, şu yazıyı seven bir kitle var. Böyle yarım kaskımı takacağım fıtı fıtı. Efendim işte beyefendi motorcular kulübündeyim ben falan, biliyorsunuz o insanları. Saygımız sonsuz. Ben paramın hakkını istiyorum diyen arkadaşlar için biçilmiş kaftan. Ama benim scooter'a biniş mantığım böyle şehir içinde sağdan sola ulaşmak, düşünce üzülmeyeyim, efendim söyleyeyim böyle dikkat çekmesin olduğu için böyle bir şey alıp binmek istemem. Ama bunun, ya bu bir şey abi, bu bir sınıf. Yani rakipleri çıktığı zaman şimdi diğer standları çekeceğiz. Adam buna benzemek için uğraşıyor, anladın mı? Bu bir kilometre taşı yani. O yüzden Vespa'ya laf etmek hiçbirimizin haddi değil. Sadece benim tarzım değil deyip geçiyorum. Moto Guzzi'lerde böyle şaftlı maflı güzel makineler, biliyorsunuz. Türkiye'de çok fazla pazar payı olmasa da geçen hatta bu V87'nin ben videosunu çekmiştim şeyde. Half Moto'da. Bunlar da böyle havalı güzel makineler. Güzel tasarımlı, güzel malzeme kalitesi olan makineler. Bunları tek tek anlatmaya başlasam çıkamayız. Şöyle bir kabaca bahsetmem gerekirse V7 Stone var. Efendim V7 Special var. Burada V7 Special'in başka bir rengi var. Efendim bu neymiş? V7 Special başka bir şey bu. Hepsi ayrı bir Special yani. Zaten tasarıma, böyle bir görüntüye baktığınız zaman hakikaten bir kalite de var abi şimdi ya. Var yani. Görüntü var, görsellik var. Yani ben kafeye gittiğim zaman motorumu park edince insanlar bana baksın, böyle bir kitle de var. Onlardan biriyseniz sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Yani Harley Davidson, efendim işte Indian, bunlar dikkat çekmek isteyen insanlar için güzel şeyler. Benim tarzım da değil. Şimdi o tarzın değil, bu tarzın değil. Başlayacağım senin tarzına da diyecek olursanız ona da saygım sonsuz efendim. Şöyle Aprilia tarafına da doğru gidecek olursak, Aprilia'da da çok fazla yeni bir şey olduğunu söyleyemem.
Burada Tuareg var. Tuareg'in testini çekmiştik. Ahmet gene senle çekmiştik Pamukova'da, hatırlıyor musun? Güzel makine. Arazi marazi işleri için iyi. Hani Tenere 700 bulamıyoruz, edemiyoruz diyorsunuz ya. Al. Burada gene Aprilia'nın racingleri var. İşte Tuano'lar. Burada Tuana V4 Factory'ler. Bir şeyler yani. SR GT 200 var. Bunun gene videosunu çekmiştim size. Kanalda videosu var. Efendime söyleyeyim. Fiyat bandından da bahsetmemiz gerekirse RS'ler 314 bin lira ile 344 bin lira arası. Bak gene 125'lik var burada. Sizin en sevdiğiniz. 125'liğin fiyatı abi 132.900 TL'ymiş. Şimdi çok fazla özelliklerini buraya yazmamışlar. 15 beygir 144 kilogram diyor. Ama şöyle bir kıyas yapabilirim. Az evvel mesela KTM'de RC125'i çektik. Yani o mu bu mu dersen abi ben KTM'yi alırım. O daha gösterişli yani. Bu da güzel. Kötü diyemem asla. KTM biraz daha böyle bir gösterişli. Aprilia tarafında da işler böyle. Burada çok fazla da anlatacak bir şey kalmadı. Efendim diğer standlara doğru devam ediyoruz. Aa, Suzuki var ya. Ahmet desene Suzuki var diye. Ahmet hiç demiyorsun yani. Bak Suzuki'de skuterler var. Avenis var. Efendim Suzuki bu neymiş? Tabii ki adres var. 125. Suzuki adres. Çok sağlam makinedir. Efendim Suzuki'nin tabii yılların eskitemediği Burgman var. Yani eskimediğini zaten şu hala kafadan anlayabilirsiniz. Hala aynı kafayı yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki burada gençlerin çok fazla ilgisini çeken Hayabusa var. Bizim Arda var Arda. Arda bu videoyu izliyorsan Hayabusa soruyordun. Al sana Hayabusa. Ya bu makineler abi hani onu rahmetli Barkın abi diyordu ya. Unumu eledim, eleğimi astım. Artık bu dünyada günahım, sevabım bitti. Buna binip artık öbür tarafa doğru biraz onların makinesi yani. GSX S GT var. Bunun da gene videosunu çekmiştik. Burada Hayabusa'nın başka bir rengi var. Efendime söyleyeyim. Gene burada GSX S 1000 var. Bunun da videosunu çekmişlerdi. Ben çekmedim ama bunun da videosunu çektik. Burada da olaylar böyle. Başka ne var diye soracak olursanız bu Suzuki neydi bunun adı Ahmet? Ahmet hiç yardımcı olmuyorsun. V-Strom. Tabii ki V-Strom. V-Strom kaçlık bu? He? 650 mi olması lazım? Suzuki V-Strom 1050'nin yeni versiyonu geldi. Haberlerde anlatmıştım. İlk defa yakından görüyorum ben. Afrika'ya ciddi rakip olur demiştim o zaman. Şimdi üzeri bir boşalırsa üzerine de bir oturmak istiyorum. Makina güzel abi. Yani ben o zaman düz 1050'yi de beğenmiştim. Birkaç eksiği var diyorduk. Onları da tamamlamışlar. Bu Afrika'ya rakip olur abi. Güzel makine yani. Hele ki hani böyle abi stok bulamıyoruz falan filan diyorsunuz ya. Bak bunda bulursunuz stok yani. Üzerinde Aneke mi ney bu lastikler? Dunlop. Üzerindeki lastik iyi değil. Onu söyleyeyim. Renkleri güzel. Sarı lacivert. Fenerbahçeli. Fenerbahçeliyiz abi. Fenerbahçeliyiz. LED farlar var. Kısa bir tur camı var. Seyahat yapacağım diyen adama biraz kısa gelebilir. LED farlar, LED sinyaller, elcik korumalar. Efendim bir sürü bir şeyler var. Koruma demiri üstünde geliyor. O güzel bir şey. Ona ekstra para harcamıyorsunuz. Başka da ne var diye soracak olursanız yoğun biraz böyle görüyorsunuz yani cuma gününde bu yoğunluk varsa cumartesi pazarı ben düşünemiyorum bile. Şöyle de bir üzerine atlamak gerekirse üzerinde TFT ekran var, anahtarlı çalıştırma var. Onu biraz beğenmediğimi söyleyebileyim. Şöyle bir hidrolik debriyaj karşılıyor bizi, biraz sert bir debriyaj var. Ama vites geçişleri falan klasik bir Japon, şıkır şıkır yani güzel. Boya kalitesi, malzeme kalitesi oldukça güzel. Selesi oldukça rahat. Aynaları yerli yerinde. Bir camını biraz sevmedim kısa diye. Ben biraz uzun cam seviyorum. Onun haricinde de anlatacağım çok fazla bir şey yok. Bu V-Strom eski V-Strom Ahmet. Niye anlatmadın diye soracak olursan. Yenisi daha gelmedi.
Yenisi Paralel 2 V-Strom ama Paralel 2 V-Strom artık. V motordan çıkıyorlar. Dolayısıyla bu halojen farlı falan filan V-Strom'un anlatılacak bir şeyi yok. Buna verilecek para da biraz yazık bana sorarsanız. Evet, Suzuki defterini kapatırken son olarak da aslında en güzelini en sona bıraktım. Çünkü bu yeni geldi. 800 V-Strom. V-Strom V2 motor aslında ama artık paralele geçti. V defterini kapatıyorlar. Bu hani alt devirler abi gitmiyor falan titreşimli diyordunuz ya, onu muhtemelen çözdüler. Daha test etmedim. Rengi Nardo gri fetişizmi aynı hızla devam ediyor. Burada da Nardo gri var. Ama bu sarılar marılar çok yakışmış. Halojen farı bırakmışlar çok şükür, LED'e geçmişler. Yine küçücük bir cam var üstünde. Biraz daha uzun bir cam olmasını beklerdim açıkçası. Ama bunu ben test etmeyi çok isterim ya. İnşallah elimize geçer. Sele yüksekliği falan da 85-86 santim var. Malzeme kalitesi güzel. Yani Japon'a göre iyi malzeme kalitesi var abi. Malzeme kalitesini beğendim. TFT ekran küçük ama güzel. Anahtarlı çalıştırma var. Onu biraz sevmedim. Aynaları, maynaları, her şeyi yerli yerinde. Fiyatıyla ilgili şu an size bilgi veremiyorum. Suzuki'nin sitesinden bakarsınız. Üzerinde de Dunlop gene lastik var. Yani lastiği işte. Ne kadarmış? 359 liraymış abi fiyatı da. Pahalı mıdır, ucuz mudur bilmiyorum. Parası olana her şey ucuz. Doğan Trend'in standını kapatmadan son olarak Kimco'dayız. Kimco bildiğiniz gibi dünyanın en büyük ikinci motosiklet üreticisi. İşte BMW olsun, diğer scooter markalarına olsun motor tedariki, altyapı tedariki yapan da bir firma. Benim de çok beğendiğim, takdir ettiğim, motorlarını test yapmaktan çok keyif aldığım markalardan bir tanesidir. Son olarak burada da birkaç bir şey bahsedip Doğan Trend muhabbetini kapatıyoruz. Bunun zaten bir kısa testini çekmiştik. Bu Exciting VS400 Limited Edition. Çok sınırlı sayıda üretilmiş. 279 bin liralık bir fiyatı var. Böyle dinamikleri biraz X-Max 400'e benziyor. X-Max'ten eksiği vardı, fazlası vardı. Daha detaylı bilgi için videoya bakabilirsiniz. Burada gene daha önce bahsettiğimiz bir makine Dink R150 var. Efendim bunun da gene 110 bin liralık bir fiyatı var. Yani böyle PCX'in, NMAX'in bulunamadığı günlerde bu da bir seçenek. Bununla böyle bir test videosunu yapmıştık. Burada da Dink'in farklı renkleri var. Burada ne var? DTX 360. Geçen sene fuara bununla gelmiştim. Hatırlıyorum. Testinden de çok büyük keyif almıştım. Hakikaten çok güzel makine abi ya. Geçen sene 120 bin liraydı. Bu seneki fiyatı 214 bin lira olmuş. %55 enflasyon var diyenlere duyurulur. Burada da Kimco'nun People S200'ü var. Bu da gene 200'lük olmasına rağmen fiyatı bayağı makul. 99 bin TL'lik bir fiyatı var. Böyle değişik bir tasarımı var. Ama derli toplu güzel yani. Şehir içi ulaşım amaçlarını karşılayacak böyle kocaman kale duvarı gibi de bir camı var. Böyle soğuktan rüzgardan elcik koruma gibi camın uzantısı da var. Güzel abi, şehir içinde başka ne bekliyorsunuz yani? Ne yapsın bu motor? Size arşa çıkaracak hali yok. Scooter bu yani. Downtown, bunu teste alamamıştık. Ellerinde test makinesi yoktu. Bir durumlar olmuştu. Bunu da test etmeyi çok istiyorum aslında. 139 bin TL'den başlayan fiyatları varmış. 250'lik scooter. İnşallah fuar dönüşü teste bulabilirsem bunu da test etmek istiyorum. Böyle LED farlı, camlı, uzun camlı. Malzeme kalitesi falan oldukça güzel. Kimco'larda genelde ne sıkıntı oluyor? İşte yakıt tüketimi göstermiyor. Efendim anahtarlı çalıştırma oluyor. Anahtarsız koymuyorlar falan. Böyle ufak tefek sıkıntılar oluyor. Üstünde CST lastik de geliyor falan. Bunları beğenmiyoruz. Ama sağlamlık, uzun ömürlülük, efendim parça bulma, satış sonrası, ikinci el. Bunların hepsinin cevabı var abi Kimco'da. O yüzden Kimco çokça takdir ettiğim bir makine, marka. Bu da gene CT250. Burada KRV 200 var. 200'lük TCS'li. 3 litre yakıt tüketimi diyor. 17 beygirlik bir makina. Bunun da tasarımı böyle PCX'in biraz naked versiyonu gibi diyebiliriz. 130 bin liralık bir fiyatı var. Şehir içi ulaşım için fiyatı biraz yukarıda kalıyor olabilir. Kabul ediyorum. Ama bu standın gene en çok merak edilen, en çok sorulan motoru
Abi işte T-Max'e rakip olur mu? Daha az evvel aşağıda takipçiler önümü kesti. Abi SYM'nin 500'lüğünü mü alalım, Kimco'yu mu alalım? Onu da anlattık başka videoda. Biraz da bunu anlatalım. Böyle burada tuşlar, muşlar, hani bir Goldwing vari bir havası var. Tabii ekranını açamıyoruz anahtar olmadığı için. Böyle burada bir start stop tuşu var. Ekran hem yok, şey yok, analog ekran yok. Tamamen dijital LED, likit kristal ekran var. Uzun bir tur camı var. Bu cam oynuyor bildiğim kadarıyla. LED farlar, LED sinyaller, gövdeden kapanır aynalar. Çok müthiş. Salon salomanca konforlu bir sele var. Sele altına gene bakamıyoruz anahtar olmadığı için. 399.900 TL. Yani 400 değil. Orada bir anlaşalım. Sonra bana kızmayın. 51 beygir. Şey uyumlu değil abi. A2'ye uymuyor. Bak T-Max A2 uyumlu. Bunda A2 uyumu yok. Onu söyleyelim. Sonra kavga etmeyelim. Genel anlamda bu malzeme kalitesi, tuşlar falan oldukça güzel, kaliteli. Şurada bir el freni, park freni var. Cam indirme kaldırma tuşu. Burada kısa, uzun, hız sabitleme falan filan. Tuşlarda da böyle bir parlak piano black vari bir kaplama var. Onu da beğendiğimi söylemeliyim. Genel olarak makine oldukça güzel. Fiyatı yukarıda. Hatta T-Max'in liste fiyatından bile yukarıda. Yanlış bilmiyorsam. Ama T-Max'e zaten 2025'ten önce ulaşmanız pek olası olmadığı için en azından abi benim param var, basacağım alacağım diyorsanız bu bir seçenek. SYM bir seçenek. Bak bu SYM ile Kimco'nun adını hep aynı anda anıyorum ki aşağı yukarı aynı kalitede, aynı uzun ömürlükte, yıllardır bu ülkede varlar. Her türlü alternatif olabilecek makine bunlar. O yüzden tabii bu Kimco'ların ATV'leri falan da var da çok benim alanım olmadığı için yorum yapmak istemiyorum. Kimco'da aşağı yukarı bu kadardı. Doğan Trend'i böylelikle size anlatmış olduk. Umarım bir şeyleri izah edebilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.